herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Fırat, Fırat itti beni. Fırat itti beni. Hayırlı olsun. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Teşekkürler. Bir tanem.
Elif, hadi. Tamam. Ne derler? Onlar erdi muradına. Biz çıkalım kerevetine miydi? Hı? Bilmiyorum Alper. Keşke herkes bizim gibi sevinse bu duruma. Baksana Hüran'ın. Fırat halledecektir. Hem Ümran'ın da artık bu duruma alışmak zorunda. Hı. Değil mi? Şimdi bunları düşünmesek de çiftimizi yalnız bırakmasak mı acaba? Olur. Buyurunuz efendim. Ay darısı, Hülya'mızın başına gülümserciğim. Amin inşallah. Ay canım benim. İyi misiniz? Ümran Hanım. Sen aklın çeldin değil mi Dila'nın? Ümran Hanım lütfen yapmayın. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz o küçük beyinlerinizle? Dila'ya gideceğini bana söyleyecektin. Fırsatı benim elimden çekip aldın aptal şovunuzu yapmak için. Ben bunu engelleyebilirdim. Bir daha bu eve girmeyeceksin. O şirkete adımını atmayacaksın. Fırat'ı rüyanda görürsün artık. Kovuyorum seni. Defol git şimdi. Defol. Ulan aptalı. Ne oldu? Niye durdun? Canım ben geliyorum hemen. Sude. Sude. Ne oldu, iyi misin? Ya sana ne? Tamam, tamam, tamam. Kendine gel. Alper, beni eve götür müsün ne olur? Lütfen. Sude. Lütfen. Tamam. Geçir. Tebrik ederim İmran. Yani organizasyon olarak değil ama skandal olarak bizim nişanı geçer. Sus Lamia lütfen. Susarım. Hatta sustum bile. Hadi beni susturdun. Bunlar nasıl susacak? Bak. Duralım mı artık? Tabii. Elif, iyi misin bir tanem sen? İyiyim. Dila'ya sinirim bozuldu değil mi? Hadi gel geç. Biraz beni dinlemenizi istiyorum lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Bu gece bizim mutluluğumuzu paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben açıkçası biraz daha büyük bir organizasyon yapmak istemiştim. Ama oğlum beni daha basit bir törene ikna etti. Olsun. Mühim olan nedir? Onların mutluluğu. Değil mi? Yeter ki ikisi mutlu olsun. Aslında tabii törenin, düğünün bunların bir önemi yok ama... ben güzeller güzeli gelinimi, Elif'i... böyle güzel bir gelinliğin içinde görmek istemiştim.
Ve onlar da beni kırmadılar. Bana sürpriz yaptılar. Ve böyle güzel bir şey çıktı ortaya. Çok güzelsin. Bir küçük şeyi daha açığa kavuşturmak istiyorum. Dilacığım, çok zor bir süreçten geçiyor biliyorsunuz ki. Alışacak ama, alışacak. Çünkü aslında aile olmak aynen de böyle bir şey, değil mi? Elifciğim, oğlum, mutluluklar diliyorum, tebrik ediyorum. Canım benim. Eğer zafer kazandığını düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Ne olacak biliyor musun? Seni hiçbir zaman görmeyeceğim ve duymayacağım. Ama sen beni hep duyacaksın. Hep göreceksin her yerde. Hayatta ölümden daha korkunç şeyler vardır. Anlıyor musun? Bunu sakın unutma. Canım benim. Hoş geldin ailemize. Tebrik ediyorum. Her şeye rağmen başardınız. Ümrancığım, seni de tebrik ediyorum. Kayınvalide olduğunu da gördük. Hı hı. Canım benim. Çok güzelsiniz. Çok mutlu olun. Allah bozmasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ederim Dünür. Kızımın anası babası yok ama ben varım. Bunu bilesin. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Fulya. Gel. Ayol göbek atmayacak mıyız? Böyle düğün mü olur? Anne ne diyorsun ya, saçmalama. Aman. Şöyle oynak bir şey yok mu? Teşekkürler. Hadi. Hadi komşular. Sude, bunu artık bıraktığını sanıyordum. Alper, lütfen bu konuyu konuşmayalım, olur mu? Eve bıraktığın için sağ ol. Sude. Kendine gel artık Sude. Bak bunu sana eski bir arkadaşın olarak söylüyorum. Fırat'ı unut. Bırak artık ya. Ne bileyim, kendini işine falan ver. Hem bak şirkette yapacak bir sürü şey var. Ne işi ya Alper, ne işi? İş mi iş yok? Ya artık beni rahat bırakın. Sude ne demek yok, saçmalıyorsun ama. Ümran Hanım beni kovdu. Oldu mu? Nasıl?
Nasıl yani? Niye? Ya çünkü iddet müddetini ben söyledim Dila'ya. Rezil olsunlar istedim, evlenemesinler istedim. Bunu mu duymak istiyorsun? Duydun işte Alper. Rahat bırak beni artık ya. Ay Ümran, ömrü hayatında bu kadar eğlenmedim hayatımda. Güle güle. Bana yine nereye gidiyorlar? Güle güle Lamia'cığım. İyi akşamlar. Yarın öbür gün artık kahve içeriz değil mi Dünürcüğüm? Anne, neden gaza getiriyorsun ya? O yapınca iyi mi? Aa, Elif'in sahipsiz olmadığını bilsin. Bence de Fulya. Fulya Hanım, çocukları artık bırakmamız lazım. Tamam. Anne hadi. Sizi bırakacaklar. Ben konuştum tamam mı? Tamam. Biraz işim var benim. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi kuzum. Görüşürüz. Hadi. Yürü. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu elbiseler bizde kalabilir mi? Tabii ki kalabilir. Hepinizle kalabilir. Keşke burada kalsak. Keşke sen benim annem olsan. Benim de annem olur musun? Benim de. Çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Hepiniz çok güzelsiniz. Masallardaki periler gibisiniz. Sadece kanatlarınız yok. Korkma, hiçbir şey yapmayacağım sana, merak etme. Abin o kadar haklı ki. Sana öfkelenmek, yıkmak, kırmak hiçbir şey fayda etmiyor. Sen resmen kendi kendine benden daha fazla zarar veriyorsun. Sude ile yaptığınız şey olacak iş mi? Kendi kendinize iş yapıyorsun. Sen bana söylesen zaten ben o nikahı durdururdum. O aptal hırslarınıza kurban olmuşsunuz ikiniz de. Anne, Sude yüzünden benim haberim yok. Neyse ne? İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız. Ve otur, Elif senin kızına nasıl annelik yapıyor bir seyret. Belki bir şey öğrenirsin. Çocuklar, artık sizi götürmemiz gerekiyor. Ağlamak yok ama. Söz veriyorum size. Güneş'le sık sık geleceğiz ziyaretinize. Tamam mı? Sil bakayım gözyaşını.
Aferin sana. Bu benim mi? Sağ ol. Hala burada mı bunlar? Allah Allah. İkinizle de konuşmak istiyorum. Kış bahçesine gelin. Hülya, bana yardım eder misin? Üzerini çıkayım. Ama siz... Hülya lütfen. Tamam canım. Da benim alabilir mi? İstediğini alabilirsin sen. Canım, gerildin değil mi? İyiyim, bir şeyim yok. Endişeni anlıyorum, vallahi. Ümran'la Dila sana rahat vermeyecekler. Ama bak, sonunda evlendiniz. Değil mi? Hem ben eminim, Fırat Bey sonrasını da düşünmüştür Elif. Fırat. Fırat itti beni. Hülya. Hı. Ben bir şey duydum. Ne duydun? Nikahtan önce. Hı. Elif, çocuklar gittiler. Tamam, ben de geliyorum. Elif. Ne oldu? Anlat hadi. Yok bir şey. Elif, nasıl yok bir şey? Az önce bir şey duydum dedin. Ne oldu? Söylesene. Sonra anlatırım. Ya ne demek sonra anlatırım? Fırat Bey'im bir şey söyledi. Ümran Hanım saçmaladı değil mi? Ümran Hanım saçmaladı. Tamam, sonra anlatacağım. Fulya, sen şu gelinliği üzerimden çıkar. İçinde boğulacakmış gibi oluyorum. Tamam, tamam. Bu son galiba değil mi? Sonuncuydu Fulya. Çok teşekkürler, sağ olun. Fulya. Diyorum, kusura bakma, yalnız bıraktım seni. Anlatacağım. Bitti mi her şey? Bitti. Tamam, nereye gidiyorsun Fulya? Fulya. Dinler misin? Fulya, açar mısın? Fulya. Fulya, lütfen. Fulya. Ne oldu böyle şimdi? Fulya, yapma ya. Tamam. Tamam Hüseyin Bey, teşekkür ederim. Evet, ne söyleyeceksin bize? Gerçi dur, tahmin etmesi çok zor değil. Seni kandırdığımızı, sana yalan söylediğimizi söyleyeceksin değil mi? Devam et. Seni bütün cemiyete rezil ettiğimizi, soyadımızı beş paralık ettiğimizi söyleyeceksin.
Hatta durmayıp bunun üzerine bizi tehdit edip burayı bize dar edeceğini, bizi ayırmak için elinden ne geliyorsa yapacağını söyleyeceksin. Ama böyle bir şey asla yapamayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Elif artık benim karım. Ve ne yaparsan yap, bizi ayıramayacaksın. Ayrıca sizin yaptıklarınızın yanında bizim bu yaptığımız şey çok masumca. Bizi siz zorladınız, mecbur bıraktınız. Her şeyi bir kenara bırakıp mutlu olmamızı sağlamak için bir şansınız vardı. Ama yapmadın. Yapmadınız. Şimdi bir şansınız daha var. Son şansınız. İnanılmaz bir konuş. Bayıldım. Gerçekten. Şahane. Aynı senin gibi düşünüyorum bu arada. Tekrara da düşmeyeceğim. Ben aslında sizi bir tek bir soru sormak için çağırdım. Siz ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Hiçbir önemi yok. Önemi yok çünkü ben aşığım. Değil mi? Ama bütün evliliğinizi koskocaman bir yalanın üstüne inşa ettiniz. Ha? Mesela sen Güneş'in dayısı olduğunu ne zaman söyledin Elif'e? Ne zaman? Çok aylar sonra, değil mi? Bu bir yalan. İkincisi, kocası öldüğü gece peşinden gittiğini söyledin mi ona? Hayır. Çok aşıksın. Aşıksın. Ama belki bunu suçluluk duygusundan yapıyorsun. Belki Güneş'i almak için yapıyorsun. Kafan karışmış gerçekten. Gözün karardı. Belki de hala yalan söylüyorsun. Fırat. 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 Etti. Elif. Ben. Kusura bakmayın. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Ama tekrar söylüyorum, asla başaramayacaksın. Ben hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Daha 6 ay önce tanışmış iki insanın nasıl birbirini bu kadar iyi tanıdığına dair düşünüyorum. Kafam karışıyor bu konuyla ilgili. Anne yeter. Yıllarca beraber yan yana olan insanlar birbirini iyi tanımıyor. Üstelik Elif seni kandırmadı mı? Çocuğu alıp kaçmadı mı? Yaptığın bütün fedakarlığa rağmen, annene sırtını dönmene rağmen o kız senden uzakta kalmadı mı? Onu sadece 6 aydır tanıyor olabilirim. Anlatmak için uğraşmayacağım. Çünkü anlamanızı falan beklemiyorum. Siz kimseyi sevemezsiniz. Kendinizden başka. Akıllıca vallahi. O kadar delinin arasından bir akıllı çıkıyor. Ta ki o delilerden biri çıkıp her şeyi mahvedene kadar. Anne, mahvetmeyeceğim. Ne dersen o. Anne, seni dinleyeceğim diyorum. Uslu duracağım diyorum.
Ben de buradayım. Ben de varım. Ben yokmuşum gibi davranma artık. Ben de yaşıyorum. Ben de sevebilirim. Üf. Hiç güzel fotoğraf çekememişim. Şunlara bak. Kızım düzgün bir telefon alsaydı çekerdik ama. Hülya, neden somurtuyorsun sen bakayım? Bir şey mi oldu? Hah, seninki arıyor. Hadi aç bakalım. Nereden benimki oluyor ya? Benimki falan değil. O ne demek şimdi ya? Al aç şunu. Aa. Açmayacağım. Aa. Ne oldu size böyle durduk yere? Hı. Anne. Anne. Hayır. Aa, açma. O ne demek? Anne. Efendim merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fulya. Ne oluyor? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Sana açma dedim değil mi? Git. İstemiyorum. Gelme. Fulya, dinler misin beni? Ne demek git? Git diyorum ya, anlamıyor musun? Fulyacığım, ne olduğunu söyleyene kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Lütfen bak, saçmalıyorsun ama. Saçmalıyorum öyle mi? Sen beni tek başına orada bıraktın, o Sarıçıyan'la gittin ama sen saçmalamadın, ben saçmalıyorum değil mi? Sarıçıyan? Kim, Sude mi? Bak, nasıl hemen anladın? Oydu değil mi? Vazgeçemediğin, aşık olduğun kadın oydu. Çok güzel. Fulya. Canım yapma bak lütfen. Beni bir dinler misin? Git o kadının kapısında bekle. Beni bir daha sakın rahatsız etme, tamam mı? Fulya saçmalıyorsun lütfen. Fulya. Elif iyi misin? İyiyim, bir sorun yok. Bak, annemin aklına girmesine izin verme, oldu mu? Bunu daha önce de yaptı. Bugün de yaptı. Yine yapacak. Ama ben seni çok seviyorum. Sana inanıyorum, güveniyorum. Ben Güneş'e bakayım, uyutayım onu. Malum uyumak da zorlanıyor. Tabii. Benim. Aç bakalım yatağı. Bir daha bu eve girmeyeceksin. O şirkete adımını atmayacaksın. Fırat'ı rüyanda görürsün artık. Kovuyorum seni. Defol git şimdi. Ne var? Sen de kimsin?
Şimdilik kim olduğumun hiçbir önemi yok. Size bir iş teklifi için gelmiştim. Gecenin bu saatinde ne işiymiş bu? Bugün kovulduğunuz işle alakalı. Veya diğer kaybettiklerimiz. Mesela Fırat Ayaz'la. Şimdi geçebilir miyim? Kahvaltı saati geldi. Hazırlanıp inseniz iyi olur. Günaydın. Hem de uyan uykucu. Kahvaltı hazırmış. Günaydın Dilacığım.
Kaldır şunları. Ay, Ümran Hanım, onlar daha yeni evli. Git kaldır. Gerek yok Mehveş. Ben gelin hanımı uyandırdım. Zaten yine kızımla beraber uyumuş. Demek dün gece de ayrı ayrı yatmışlar ha. Eğer kızınızın yerinde siz olsaydınız, nasıl olsun isterdiniz? Bana kızmasın. Anlayışlı olsun. Sabırlı olsun. Anlayışlı olmak, sabırlı olmak, bir de kızmamak. Kızmak kötü. Sabırlı olacağım. Kızmayacağım. Anlayışlı olacağım. Sabırlı olacağım. Kızmayacağım. Anlayışlı olacağım. Ne oldu? Ne mırıldanıyorsun? Hiç. Anneciğim, günaydın diyecektim. Nasıl, rahat uyudun mu dün gece? Uyumadım. Aa. Mehveş, yumurta yapmadın mı ya? Günaydın. Günaydın. Ben Güneş uyuturken uyuyakalmışım. Gördüm. Yanına geldim uyandırmak için ama kıyamadım. Çok güzel uyuyordunuz. Güneş'i hazırladım, ben de hemen hazırlanayım. Yoksa acaba uyandırmalı mıydım? Bütün gece gözümü kırpmadım. Her yerde sen vardın. Kokun, nefesin. Kahvaltıya geç kalmayalım. Elif, neden bu kadar soğuk davranıyorsun? Bir şey mi oldu? Hayır. Biliyorsun anneni. Biliyorum. Ama Güneş yanında. Ben yanındayım. Birlikteyiz. Biz bunun için uğraşmadık. Hı? Evet. Her şey çok hızlı oldu. Benim için de öyle. Ama sonunda evlendik. Değil mi? Güneş için. Evet. Peki Güneş için olmasaydı Elif? Acıktın mı bir tanem? Güneş'i sen aşağı indirir misin? Ben de hemen hazırlanıp geliyorum. Tabii. Gel bakalım fıstık. Aşağı in. Günaydın abicim. Kızım günaydın. Gel bakalım bir tane. Oh. Günaydın. Güneş'ciğim, bugün benim yanımda oturmak ister misin? Tamam. Sen nasıl istersen. Gel bakalım, örtünü koyalım bir tane. Allah.
Günaydın Elif'ciğim. Günaydın. Günaydın. Evet. Elif, sen Güneş'in odasında da mı rahat ediyorsun? Güneş'i uyuturken yanında uyuyakalmışım. Ha. Hayır, eğer odanda bir şeyden rahatsızsan, mesela yatağın olabilir, yastıklar, yastık. Hallet. Ama eğer atıyorum dekorasyonunu sevmiyorsan odanı hemen değiştiririz. Gerek yok böyle bir şeye. Evet. Peki o zaman kocanla yatmamanın nedeni ne olabilir? Ben pek anlayamıyorum. Anne, uyuyakaldım dedi Elif. Uzatma. Evet anneciğim ya. Bırak, nasıl rahat ediyorlar? Söyle yapsınlar. Sen sus, fazla konuşma. Saçma sapan konuşuyorsun sabahtan beri. Ye yemeğini. Tamam anneciğim. Sen nasıl istersen. Güneş bundan sonra tek başına kendi odasında uyuyacak. Koskoca çocuk oldu. Siz ikiniz de karı kocalar nasıl yatması gerekiyorsa öyle yatacaksınız. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. O zaman siz bana ayrıntıları mail olarak gönderirsiniz. Tamam. Kolay gelsin. Efendim Alper. Murat. Abi gelmiyor musun şirkete? Sabahtan beri susmadı telefonlar yine. Tamam Alper. Ben gelene kadar oyalı onları. Geliyorum şirkete. Bir tanem şirkete gitmek zorundayım. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin abicim. Ben Berin Alper Bey, Fulya Hanım'dan aldım telefonunuzu. Nikah organizasyonu ödemeleri için sizi aramam gerekiyormuş. Kendisi niye aramıyor acaba? Benim ilgilenmemi rica etti de. Anladım. Yanınızda mı Fulya? Yok, burada değil. Nasıl yapalım? Siz bana mail atın isterseniz. Herhalde e-posta adresimi de vermiştir size. Verdim. Hemen gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fulya. Mail atmamı istedi. İyi, at işte. Tamam. Hazır mısın? Ne yapıyordun?
Aynen öyle. Ne olursa olsun, nerede olursan ol. Sen hep buradasın. Biliyorum. Değil mi? Hadi. Çok eğlen, tamam mı? Günün çok güzel geçsin güzelim. Hadi, al çantanı da. Ver bakayım Güneş. Senin olman çok iyi oldu. Yani Mehveş biraz güçten düşmüştü. Güneş'in dadıya ihtiyacı vardı. Ama zamanla Güneş de beni sevmeye öğrenecek, büyüyecek. O zaman bir dadıya da ihtiyacımız kalmayacak. Sevgi öğrenilecek bir şey değildir. Ya seversin ya da sevmezsin. Gelecekti. Kış bahçesinde beklediğimi söyle. Lütfen bir şey söyleyeyim. Yanlış anladın deyin. Yanlış duydun deyin ama bana bir şey söyleyin. Elif, canım nasılsın? İyi misin? Buluşalım mı? Buluşalım. Bizim kafede buluşalım. Tamam, ben hemen çıkıyorum canım. Fulya, ne olmuş? Ne yapmışlar? Yok değil mi bir şey? Bilmiyorum anne. Konuşacağız işte. Hazırlanacağım şimdi. Kesin bir şey yok. Onlar toparlanacak. Varsana söyle. Bana bakın Edi ile Bütü. Sakın hiçbir şey karıştırmayın. Örgünüzü örün. Tamam? Aa, çocuk muyuz biz? Daha neler? Aa.
Her şey istediğim gibi olmuş. Yapmamız gereken başka bir şey var mı? İmzalandıktan sonra noterin de onaylaması gerekiyor. Siz imzalatın, gerisini ben hallederim. Tamam. Teşekkür ederim, ben sizi geçirim. Nereye? Peki, biraz konuşmak istiyorum seninle. Çok uzun sürmeyecek, merak etme. Sonra istediğin yere gidersin. Al bakalım. Nedir bu? Okuman yazman yok mu? Bak, oku. Daha önce de söyledim. Ne paranız ne pulunuz umurumda değil. Güneş'i benden almayın yeter. Güzel. Gel. Şu çantanı takalım. Aferin. Güneş! 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 Anne bir öpücük yok mu? Güneş. Şey, aklıma ne geldi biliyor musun? Bugün okul çıkışı beraber oyuncak mağazasına gidelim mi? Bütün oyuncaklarını arkadaşlarına vermişsin. Yok, kızmadım merak etme. Düşündüm ki bu sefer beraber gidelim. Sadece senin sevdiğin oyuncaklar alalım. Ne dersin? Bana bak. Güneş. Bak biliyorum. Ben sana çok kötü davrandım. Benden nefret ediyorsun. Ama ben doktora gidiyorum. İyileşiyorum işte. İyi bir insan olmayı öğreneceğim. İyi bir anne olmayı öğreneceğim. En önemlisi seni sevmeyi öğreneceğim. Sen de o zaman beni seversin değil mi? Seveceksin beni değil mi? Hem benim Elif'ten neyim eksik? Ayrıca seni ben doğurdum. Ben büyüttüm, ben besledim. Her şeyinle ben ilgilendim. Beni seveceksin değil mi? Sen benim kanımdansın. Ha? Güneş! Hadi seni bekliyoruz. Güneş! Nihan Hanım sakin olun. Her şey kontrolümüz altında. Yok yok, şu an bir şey yapmanıza gerek yok. Bizden haber bekleyin. Çok teşekkürler. Hayırdır? Herkes çok endişeli Fırat. Yani bütün hissedarlar sabahtan beri tek tek aradılar. Bu hareketlerin çok spekülatif olduğunu düşünüyorlar. Haklılar. Bak biz bu işi ne kadar hızlı çözersek... yani o kadar az zararla atlatmış olacağız Alper. Ne durumdayız peki? Ne durumdayız? Yani alımlar %30'da durmuş gözüküyor. Bu şirketlerle ilgili bir şey bulamadın mı hala? Ya bütün şirket günlerdir neredeyse sadece bununla ilgileniyor Fırat. Ama yine de çok az şey bulabildik. Ya dediğin gibi aralarında bir bağ mı var yoksa arkalarında çok daha büyük bir şirket mi? Ya araştırıyoruz ama tam anlamıyla bir şey bulamıyoruz. Elimizde hiçbir şey yok yani, öyle mi? Yani aslında var ama işte herkesin ulaşabileceği bilgiler. Çoğu yurt dışı kaynaklı şirket. Avrupa, Amerika. Belki de fırsatı değerlendirmek istediler. Yani çok hızlı büyüdük biliyorsun, bunu gördüler. O olamaz mı? Aynı anda mı Fırat? Yani birbirinden bağımsız, irili ufaklı bir sürü şirket aynı anda aynı şeyi yapıyor olamazlar. Mutlaka bir bağlantıları olmalı. Peki bu Sude nerede? Ya siz konuşmadınız mı? O bu konularda daha uzman biliyorsun. Ne söylüyor Sude'nin fikri nedir yani? Nasıl yani, senin haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Ümran Hanım Sude'yi içten kovmuş. Ne? Ne zaman, niye yapmış böyle i̇şte bir şey? Dün nikahtan sonra bu iddet müddeti olayını Dila'ya söylemiş Sude. Kızım ya, ben de zannediyorum ki Sude... Ne yapacaksın peki abi şu an? Sude ile konuşacağım. Hem bu ihalede hem de bu konuda ona çok ihtiyacımız var. Hadi görüşürüz. Efendim? Efendiler götürsün seni. Ben Gülümser. Gülümser Hanım,
Ben şey... Sus, beni dinle. Bak şimdi, şöyle yapıyorsun. Ha? Peki. Eli. İyi değilsin sen, ne oldu? Elif. Ne oldu anlat hadi. Nikah gecesi. Nikahtan önce Güneş gelip bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Güzelim, ne oldu? Tamam, bence sen git. Ben de nikah memurunu karşılarım. Güzelim. Ama Fırat abin söyledi. Olurmuş böyle şeyler. Bak sana söz veriyorum. Şu nikah bitsin. Konuşacağım Fırat abinle, tamam mı? Hadi. Koş bakalım arkadaşların yanına. Hadi 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 hadi. Çabuk. Fırat. 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 Bitti. Aklım o kadar karıştı ki ben ne yapacağımı bilmiyorum. Belki yanlış duymuşsundur Elif. Hani gergindin falan, evlenmek istemiyordun bilinç altında. Yani hani hayır demek için bir bahane bulmuşsundur belki. Kulaklarımla duydum diyorum. Böyle bir şey uyduracağımı nasıl düşünürsün? Biliyorum. Biliyorum, lanet olsun. Sen hiç yalan söylemezsin ki. Ama Fırat Bey de öyle biri değil. Yani olamaz değil mi? Babasını yani öldürmek için öyle bir şey yapmış olamaz değil mi Elif? Ümran Hanım haklı. Doğru söylüyor. Ne? Yani ne dedi? Ona mı söyledin yoksa? Tabii ki ona bir şey söylemedim. Dün akşam bizimle konuştu. Siz birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz diye sordu. Haklı. Fulya, ben seni tanıyorum. Nerede ne yapacağını biliyorum. Artık konuşmamıza gerek yok. Gözlerle anlaşıyoruz. Her şeyini biliyorum. Anneni tanıyorum. Ya bu kadar kısa sürede Güneş'i çok iyi tanıyorum. Güneş açık bir kitap gibi. Ama Fırat'ı tanımıyorum. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapar, ne sever, nelerden hoşlanır. Ben sadece iyi bir insan olduğunu biliyorum. Benim için fedakarlıklar yaptığını görüyorum. Beni sevdiğini biliyorum ama başka hiçbir şey bilmiyorum. Ben bu evliliği de, o konuğa girmeye de Güneş için yaptım, bunu biliyorsun. Ama şu anda ben Güneş için, kendim için endişeleniyorum. Şey yapalım o zaman. Yapacak şey belli. Bizim bir iş bulmamız lazım. Benim para kazanıp tekrar ayaklarımın üzerinde durmam lazım. Yani bunu söylemek istemiyorum, buna inanmak istemiyorum ama eğer gerçekten böyle bir şey doğruysa... benim Güneş'i de alıp oradan bir an önce kurtulmam lazım. Şey yapalım, ben şirketlere başvuru yapmıştım. Onlardan cevap bekliyorum şu anda. Onlar eğer cevap verirlerse eski günlerdeki gibi birlikte çalışırız yine. Elif, ha? Canım. Ya hayır ya. Kaldığımız yerden devam etmek ister misin? Nerede kalmıştık ki? Abinden bahsediyorduk. Annen sana kızdığında ya da seni dolaba kilitlediğinde abin ne yapardı? O hep beni korumaya çalışırdı annemden. Peki abin böyle yaptığı zaman annen ona da sana davrandığı gibi mi davranırdı? Hayır. Annem abimi her zaman daha çok severdi. Peki neden böyle olduğunu düşünüyorsun? Bilmem ki. Annem bir kere bile kucağına almazdı beni. Bir kere öpmedi, sarılmadı, elimi tutmadı. Ha, bir kere bile dışarıya annemle beraber çıkmadık biz. Oyuncak da almazdı bana. Babam alırdı. Annem de o oyuncakları gözümün içine baka baka parçalardı.
her seferinde. Düşünüyorum. Bana bir kere bile seni seviyorum demedi. Bir kere kızım demedi. Ama abim... Her şey onunla. Benim sahip olamayacağım her şey. Annem için bir tek abim vardı, ben yoktum. Hatta hiç doğmamalıydım. Girebilir miyim? Aa, tabii, tabii, buyur. Bir şey içer misin? Çok kalmayacağım Sude. Oturmayacak mısın? Her şeyden haberim var. Alper anlattı. Sonunda öğrenecektin. Tamam, hazırım ben. Başlayabilirsin. Anlamadım. Neye başlayabilirim? Bağırıp çağırmayacak mısın? Sude, böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Sana güvenmiştim demeyecek misin Fırat? Hı? Hatta belki de daha ağır laflarım. Tamam, hazırım ben. Başlayabilirsin. Böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü neyi neden yaptığını anlayabiliyorum. Anlıyor musun? Madem anlıyorsun, neden yapıyormuşum böyle bir şey? Hı? Söylesene. Sude, ikimiz de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Lütfen tekrar tekrar aynı şeyleri konuşup durmayalım, olur mu? Lütfen. Seni anlıyorum. Yaptığını asla onaylamıyorum. Doğru değil. Ama sana kızmıyorum. Bak, hayatım boyunca kolay olanı seçmediğimi çok iyi biliyorsun. Şimdi burada kolay olan sana bağırıp çağırıp çekip gitmek. Zor olansa seni kaybetmeden arkadaşım olarak hayatımda tutabilmek. Annemle Dila'yı bile kaybetmemek için neler yaptım sen biliyorsun, görüyorsun. Ki yaptıkları onca şeye rağmen. Sude, beni sevmeye devam etmeni istiyorum. Arkadaşım olarak. Yanımda kalmanı istiyorum, sırdaşım olmanı istiyorum. Zor zamanlarımda yanımda olmanı istiyorum, beni anlamanı istiyorum. Lütfen. Senin gibi. Benim gibi. Şirkete geri dönmeni istiyorum. Annem böyle bir şeye ne der Fırat? Annemin ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Ben bilmiyorum gerçekten, yani belki de... Belki de Sude, başka bir hayat da vardır. Herkesin mutlu olabildiği. Akşama kadar şirkette olacağım ben. Fırat! Tamam, o zaman dediğin gibi olsun. İstediğin gibi yani. Teşekkür ederim. Beni anlayacağını biliyordum. Yarın seni şirkette görmek istiyorum. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Görüşürüz.
Yarın görüşürüz. Çabuk aramanızı beklemiyordum. Herhalde hazırladınız istediklerimizi. Hayır. İstediklerinizi yapmayacağım. Ben bu işte yokum. Ayazları bitirme konusunda dün gece çok hevesliydiniz. Hayır yani ne oldu böyle birdenbire vazgeçtiniz? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Beni bir daha aramayın. Bunu yapmak istemediğinize emin misiniz? Evet. Sude Hanım, bu işler öyle kolay değil. Bir anlaşma yapıldıktan sonra o anlaşmaya uymanız beklenir. Yoksa... Ya siz bir de beni tehdit mi ediyorsunuz? İyi, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne yapacaksın peki? Meyveş Hanım. Ümran Hanım'ın genç kızlığından beri onlarla berabermiş. Onunla konuşmayı deneyeceğim. İyi de seninle konuşacağından emin misin? Yani ona güveniyor musun? Kötü bir insan değil. Yani herkesi korumaya çalışıyor o kadar. İyi de herkesi koruyamazsın ki. Hem madem bu kadar korumacı, seninle konuşacağını nereden biliyorsun? Bilmiyorum. İçimdeki hislere güvenmekten başka elimde bir şey yok ki. Elif, canım benim. Benim içim hiç rahat değil. Ben de seninle geleyim. Koca ev. Bir tane herhalde misafir odası vardır, değil mi? Canım. Ümran Hanım'ı biliyorsun şimdi. Peki tamam. Ama bak bir şey olursa beni arayacaksın. Saat kaç olursa olsun gelirim, tamam mı? Tamam. Haber vereceğim. Görüşürüz. İşe dalmışım, ödüm koptu. Kusura bakmayın, sizi korkutmak istemedim. Yok, siparişleri verdik. Ümran Hanım söylemişti ya işte böyle yastıklar, yorgan falan. Ama bence bu yatağı da değiştirmek lazım. Aa, bak istersen başka bir oda da bakabiliriz beraber ha? Gerçekten böyle bir şeye gerek yok. Ben sadece biraz gerginim. Tabii ben hiç evlenmedim, bu duyguyu bilemem. Ama Güneş'e de anlatmıştım. Ben bu eve geldiğimde küçücük bir kızdım. Ama insanın evinden ayrılıp başka bir yere gitmesi ne demektir, onu iyi bilirim işte. Ben burayı bitirdim, şimdi Cemil Bey'in odasına geçeyim. Cemil Bey'in ne zamandır bu durumda? 5-6 yıl oldu galiba. Dila kaybolduktan hemen sonra düşmüştü. Peki doktorlar ne diyor yani? Uyanabilir miymiş? Allah'tan umut kesilmez tabii. Ama doktor şey demişti. Yani bu durumdaki komadaki hastalar nadiren uyanırmış. Da, umut işte. Peki nasıl düştü?
Niye sordun? Belki de tansiyonu vardı. Başı dönmüştür. O yüzden düşmüştür. Benim aşağıda çok işim var kızım. Bunları sonra konuşuruz, olur mu? Senin ne işin var burada? Çiçek. Çiçek almıştım ben sana. Bunları seviyormuşsun. Çok iyi yapmışsın. Gerçekten şahane yapmışsın. Hadi şimdi al çiçeğini de dışarıda kemirmeye başla. Hadi bakalım. Fulya! Nasıl yani, anlamadım. Anlamayacak ne var ya? Öküzler otobur değil mi? Bu da ota benziyor. Hadi. Hadi canım, dışarıda yersin işte. Hadi. Fulya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürü. Hadi bakalım. Konuşmama izin verir misin? Hayır. İzin veremem efendim. Çok Fulya. Yürü. Çok ayıp. Çıkar mısın lütfen? Gülüm sen de lütfen. Çık hadi, çık. Çık. Çok ayıp. Çık ya. Çık. Hiç böyle şey duymadın. Çık. Ya bir konuşmama izin verirsen anlatacağım gerçekten. Hayır. Ya Fulya, izin verir misin? Gülüm sen de lütfen. Çık. Ya lütfen beni bir izin verir misin? Anne. Anne, kapı kapandı herhalde. Açar mısın kapıyı? Hayır efendim, açmıyorum. Aranızdaki sorunu çözene kadar bu eve giremezsin. Kahve istediğimi hatırlamıyorum Enver. Ben de istediğin gibi hatırlıyorum. Koy içeyim. Söyle Mehveş ne diyeceksen, kıvranma. Sevmiyorum böyle şeyleri. Söylesene ne oldu? Elif Hanım. Ne olmuş, bir şey mi yaptı? Yok, bir şey yapmadı. Da Cemil Bey'le ilgili bir sürü soru soruyor. Neden? Ne haddine? Orasını bilemem. De yani böyle nasıl düştü, tansiyon mu vardı, başı mı döndü diye soru sorarak üsteledi. Sen ne dedin? Ben hiçbir şey demedim vallahi. Ağzımı bile açmadım. Bak işte sen. Peki siz ne yapacaksınız ha? Yani size anlattıklarımı ona söyleyecek misiniz? Fırat orada 8 yaşındaydı. Güzel fotoğraf değil mi? Çok mutlu gözüküyorlar. Evet. Çok mutluydu. Fırat babasını çok seviyor. Öyle söylemişti. Evet. Cemil onu çok severdi. Eğer ayakta olsaydı bu saçmalıkları asla izin vermezdi. Beni hiç dinlemiyor Fırat. Zaten onun için bu haldeyiz. Ama babası ayakta olsaydı onu dinlerdi.
Böyle bir kaza olması çok kötü olmuş. Fırat babası için çok üzülüyor. Hepimiz üzülüyoruz. Ama kaza adı üstünde. Hayatlarımıza devam etmek zorundayız değil mi? Fırat'ın söylediğine göre hiç uyanmayabilirmiş. Belki de uyanır. Belli mi olur? Anlıyorum ben seni. Eğer Cemil uyanırsa bütün planların suya düşecek. Ondan korkuyorsun değil mi? Korkuyorsun biliyorum. Ama sana küçücük bir tavsiye vermek istiyorum. Bence uyuyanlarla ilgilenme hiç. Korkma onlardan. Ama uyanıklardan kork. Al bakalım. Anne, sen bu adamın ne yaptığını biliyor musun da böyle konuşuyorsun? Biz yukarıda iki saattir ne yapıyoruz sanıyorsun sen? Ay ben seni duyamıyorum. Ya anne, bari montumu verir misin? Hava buz gibi. Anne, anne. Ya. Ya senden bir şey isteyen mi oldu? Rahat bırak beni. Ya ben ne yaptım Fulya'cığım? Beni bir dinler misin lütfen? Fulya, hayatım beni bir dinler misin lütfen? Bırak. Of. Fulya yeter ya. Allah'ım delireceğim, gerçekten delireceğim Fulya. Bak biliyorsun bir başkası olsa burada bir dakika bile durmazdım. Lafa bak. Git, seni tutan mı var sanki? Var, var, var. Elimden kolumdan değil ama buradan. Buradan tutan var beni işte. Ya ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum Fulya. Ya siz kadınlar neden böylesiniz ya? Yani aşığım diyorsun. Daha ilk fırtınada gemiyi terk ediyorlar. Anlatmaya çalışıyorsun ama artık nedense dinlemiyorlar da. Yani şurada ölsem... Neden öldün diye de kızacaksın sen bana büyük ihtimalle. Ah aşk, aşk. Aşk ne güzel şey be. Senin şekerin yok mu? Tavan yapacak, yeme şunu. Gideyim mi istiyorsun? Ha? Ne yapayım? Gideyim mi istiyorsun ya? Söyle git de. Söyle. Niye sarıldın o sarı çiyana? O bana sarıldı. Ya o Fırat Bey'e aşık değil miydi? Ha? Ha, tabii. Ondan ümidini kesti. Şimdi sıra sende değil mi? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Sude benim çok eski arkadaşım. Çok kötü durumdaydı. Ayakta zor duruyordu. Yani evet yaptıklarından dolayı ona ben de çok kızgınım. Ama onu o halde görünce de endişelendim. O yüzden yanına gittim. Sonra da işte o birden sarıldı. Yani yapamadım bir şey. Sonra ne yaptınız? Yani nereye gittiniz? Evine bırakmamı istedi. Ben de evine bırakırım hemen dönerim diye düşündüm ama işte trafik bilmem ne. İşte sonra da... Evet Fulya. Duymak istiyorsan söyleyeyim. O kadın Sude'ydi. Ama sadece bir saplantıydı, başka hiçbir şey değil ve bitti. Bitti Fulya. Artık sadece sen varsın. Burada. Burada. Her yerde. Sadece sen. Al şunu giy, hava çok soğuk. Ne
yapıyoruz biz ya? Şu haline bak. Barıştık mı yani? Dur geliyor. İnanmıyor musun bana? Neyle aldın çikolatayı? Şey işte o içi dolgulu yumuşak olanla. Yani annen öyle söyledi. Onu seviyormuşsun. Bakalım bir. O zaman barıştık. Bilmiyorum, bakacağım. Hallettiniz mi? Ay barıştınız mı, barışmadınız mı? Of ya. Güzelim. Seni çok özledim. Nasıl geçti bakayım günün? Sen bana çiçek mi yaptın? Çok güzel olmuş. Bu çiçek benim hayatımda gördüğüm en güzel çiçek. Bakayım, göbüş acıktı mı bakalım? Behveş teyzen sana çok güzel yemekler yaptı. Gel bakalım. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Ay kimler gelmiş, kimler gelmiş? Siz çok güzel yemekler yaptınız. O yüzden biz doğrudan mutfağa gidiyoruz değil mi? Koş, hadi ne bekliyorsun? Yakalayacağım bak seni. Şükür olsun. Ne bakıyorsun öyle? Psikologdan geliyorum. Güzel. İyileşemeyeceğini kaç seansta öğrenebiliyormuşuz? Neden annenizin sizi sevmediğini düşünüyorsunuz diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Sahi anne. Sen niye sevmiyorsun beni? Saçmalıyorsun şu an. Böyle soru mu olur? O zaman seviyorsun yani, öyle mi? İlacım, tartışmak mı istiyorsun? Ha? Hayır. Sadece beni sevdiğini söylediğini duymak istiyorum anne. Bu konuyu kapatalım mı lütfen? Saçmalıyorsun çünkü. Beni sevdiğini bile söyleyemiyorsun. En azından neden sevmediğimi söyle. Neden sevmiyorsun beni? Anne. Niye sevmiyorsun beni? Burada. Ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen? Çık dışarı. Benden neden korkuyorsun? Ben senin kocanım. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Asla da olmayacaksın. Şimdi çık dışarı. Beni hiç sevmiyorsun değil mi? Hı?
Ama ben seni çok seviyorum. Bir kere öpsem. Bir sabah koynunda yansam. O saçlarına, o kokuna hasret kalmasam. Öyle bir şey olmayacak. Seni sevmiyorum. Nefret ediyorum senden, nefret ediyorum. Neden Ümra? Çık odamdan. Çık odamdan, yoksa herkese ayağa kaldırırım. Ben... Çık odamdan. Hocam. Hiçbir şey yapmayacaksın. Sesini bile çıkarmayacaksın. Yoksa Fırat'a, oğluna onun bir bulduğunu söylerim. Annesinin onu başkasından peydahladığını söylerim. Bu gece Ümran, bu gece gerçekten karı koca olacağız. Anladın mı? Anne, neden seni sevmiyorsun? Söylesene. Anne, neden susuyorsun? Bir şey söylesene, cevap ver bana. Anne, neden beni sevmiyorsun? Söylesene. Anne, neden sevmiyorsun beni? Neden? Anne, neden sevmiyorsun beni? Anne. Neden sevmiyorsun beni? Güzelim. Dalmışım. Mutluyum. Sadece yorgunum biraz. Çok mutluyum ben. Niye biliyor musun? Çünkü sen yanımdasın. Çok seviyorsun değil mi Fırat'ı? Keşke sadece ikimiz başka bir yerde olsaydık. Bir tanem, anlat bakalım bugün ne yaptın? Ne çizdin? Hı? Sen benim babamı mı çizdin? Nasıl? Konuşabiliyor mu demek istiyorsun?
Bir tanem, sana daha önce de söyledim biliyorsun. Çok mümkün değil. Yani arada sırada böyle şeyler olabiliyor. Hareket edebiliyor babam. Ama istem dışı biliyorsun. Konuşamıyor diyor dayın. Konuşamıyor. Cemil de konuşmuyor. Anne tamam. Çocuk. Ha, eğer konuşuyorsa, duyduysan bir şey söyle anlat. Ne dedi? Bir şey mi söyledi? Ha, duymamışsın. Yok öyle bir şey. Belki de bir doktor çağırmalıyız. Güneş durduk yere böyle bir şey söylemez. Elif muhtemelen sayıkladı. Doktorlar bunun olabileceğini söylüyor. Yani biz her gün ben, Mehveş, Serap, Dila hepimiz o odaya giriyoruz. Her gün bakıyoruz. Doktor geliyor, tedavi ediyor, tedavisi devam ediyor. Yani hiç kimse duymadı, hiç kimse bilmiyor. Bir tek Güneş mi duydu Cemil'in konuştuğunu? Saçma sapan konuşmayın. Tamam. Başka bir doktor çağıralım. Bir de onun görüşünü alalım. Fırat, baban gerçekten iyileşiyor olabilir. Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun bize? Anne, ne iması? Herhalde iyi bakamadığımıza dair bir şey söylüyor. Anlamıyorum ne demek istediğini. Ne demek istiyorsan söyle, ben anlamıyorum çünkü. Elif bak, sanmıyorum böyle bir şey olacağını, çok mümkün değil ama senin için rahat edecekse. Gerçekten. Ne söyledi? Gözlerini açtı mı? Ne söyledi sana? Kıpırdadı mı? Söylesene bana. Bırak çocuğu. Güneş. Hadi. Bırak çocuğu, deli deli hareketler yapıyorsun. Çık yukarı. Elif, konuşabilir miyiz? Elbette konuşabiliriz. Mesela neden doktor çağırmamakta bu kadar inat ettiğinizi söyleyebilirsin. Elif, ne oluyor? Ya sen kafayı neden babama bu kadar taktın? Ben daha sabah yanındaydım. Durumunda bir değişiklik yoktu. İki gün önce doktor buradaydı, farklı bir şey söylemedi. Ne oluyor? Peki Güneş'in söyledikleri? Sen ona da mı inanmıyorsun? Güneş'in hayal dünyasının ne kadar geniş olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Hayal ettiği şeye inanmıştır. Olamaz mı? O daha bir çocuk. Peki. Ben Güneş'e bakayım. Baba. Bu doğru olabilir mi gerçekten? İyileşiyor musun? Sana o kadar ihtiyacım var ki. Lütfen iyileş artık, uyu. Hem ben de iyileşiyorum. Artık doktora gidiyorum. Hem de kendi isteğimle. Son zamanlarda hiç güzel şeyler olmuyor hayatımda baba. Denizin ortasında salona boş bir sandal gibiyim. Nereye yanaşacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Ama sen uyanırsan her şey çok farklı olacak, onu biliyorum. Hem bak, torunun da burada. Onu görmek istemez misin? Ben Güneş'e inanıyorum. Lütfen. Babam için bir doktor çağırın. Hayır, sen inanmıyorsun. İnanmak istiyorsun, o kadar. Neyine inanıyorsun anlamadım. Bir hareket var mı? Yok. Bir his var mı? Bir kıpırtı var mı? Bir ses var mı? Yok. Boşu boşuna hayallere kapılma bence. Küçük çocuğa bir şeyler mi söylemek istedin? Ama söyleyemezsin.
Bitki gibi bir şeysin sen. Ama eğer bir gün böyle bir şey yaparsan... ...son göreceğin surat benim suratım olacak. Bu odaya senden ve benden başka kimse girmeyecek. Eğer girerse bana haber vereceksin. Peki Ümran Hanım. Git yap işini şimdi. Günaydın. Günaydın. Nerede yine karın? Hayır, çok enteresan değil mi? Yani siz nasıl bir karı kocasınız? Kadın durmadan güneşin yanında beraber uyumuyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Dün gece de yine öyle oldu değil mi? Onlar için yeni bir düzen, yeni bir ev. Bırak insanlar alışana kadar nerede isterlerse orada yatsınlar. Canım tabii ki nasıl isterlerse öyle olsun ama normal değil. Ya karı koca benim bildiğim beraber yatar. Üstelik birbirinize de dokunmuyorsunuz. Normal mi bu Allah aşkına? Neyi ima etmeye çalışıyorsan devam etme. Orada dur. Bütün bunlara rağmen koruyorsun onu. Bravo. Ama neyse ki seni düşünen bir annem var. Ben hallettim her şeyi. Elif'e evlilik sözleşmesi imzalattım. Böyle bir şeyi gerçekten yaptın mı? Tabii ki yaptım. O sözleşmeyi hemen görmek istiyorum. Ne münasebet canım, Allah Allah. Güvenli bir yere kaldırdım. O senin güvencen çünkü. Kime karşı, neye karşı güvencem? Elif'e karşı, sana yapacaklarına karşı. Anne, o sözleşmeyi hemen görmek istiyorum. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Sinirlenirim tabii. Ne münasebet canım, kadına imzalattım. Hiç okumadan imzaladı zaten. Bir sıkıntı yok. Sana söylemedi herhalde. Çünkü görüşmediğiniz için. Anne, o sözleşmede ne var? Bir şey yok. Olması gerekenler var. O kadar. Günaydın. Güzelim, gel. Gelip konuşabilir miyiz? Yalnız. Tabii. Güzelim, sen yemeğe başla bakalım. Geliyorum ben de. Benim bu evlilik sözleşmesinden niye haberim yok? Önemli olduğunu düşünmedim çünkü. Elif, ne demek önemli değil ya? Sen annemi hala tanıyamadın mı? Tartışacak bir şey yok Fırat. Ben paran için evlenmedim. Seninle güneş için buradayım. O sözleşmenin içinde ne yazıyor Elif? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Başka bir şey yoksa güneş orada yalnız kaldı. Onun yanına gitmeliyim. Elif. Selim, aferin sana, yumurtanı yemişsin. Biraz da meyve suyundan mı içsin? Efendim Sude. Tamam Sude, geliyorum ben hemen. Yok yok, tamam, Alper'in bilgisi var zaten Sude. Fırat. Efendim. Sude ile mi konuşuyordun? Evet. Şirkette mi hala? Ben kovdum çünkü onu. Bilgim var. Ben de geri aldım. Sen onun ne yaptığını biliyor musun? Her şeyden haberim var anne. Dila'ya akıl verenin olduğunu da biliyorum. Ha, ona rağmen geri aldın yani. Anne, bu konuyu burada kapatalım. Sude bizimle birlikte çalışmaya devam edecek. Tamam. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim tekrar. Biliyorsunuz ki bu ihale bizim için çok kıymetli. Yani yeni iş sahaları ve yeni yatırım yolları bulacağız. En iyi teklif bizim teklifimiz. Yani kimsenin bunun üzerine çıkabileceğini sanmıyorum. Buna hiç şüphem yok Sude. Sana ayrıca teşekkür ederim. Biliyorsun ki sezgilerin bizim için çok değerli. Tamam, o zaman bize müsaade. Hem iki evrak eksiğimiz var, onları halledelim biz. Hadi bakalım. Bekleyin bir dakika daha.
Bu ihaleyi alalım ya da almayalım, katkısı olan herkese ikramiye verilmesini istiyorum. Tamamdır. Teşekkürler Fırat Bey. Kolay gelsin. Bir dosya için mail atacağım, geliyorum hemen. Beni bir daha aramayın demedim mi size? Sude Hanım, o ihale dosyasının kopyasını bugün istiyorum. Biliyorsunuz başvurular yarın. Sizinle çalışmayacağımı söylemiştim. Peki, birazdan telefonunuza gelecek mesajı dinler misiniz lütfen? Ayaz ailesinin elindeki her şeyi almak için elimden geleni yaparım. Ne istediğinizi söyleyin yeter. Bu sadece dün gece konuşmamızın bir kısmı. Ha isterseniz tamamını da gönderebilirim size. Ya da bir dakika, bir dakika. Bunu Fırat Ayaz'a mı göndersem acaba? Hı? Ne dersiniz? Tamam. Tamam, istediğinizi yapacağım. Akıllı bir kadın olduğunuzu biliyordum. Birlikte eminim çok güzel işler yapacağız. Ama şimdilik benim için bu kadar yeterli. Başka bir şey ister misiniz? Zahmet oldu zaten, sağ ol. Afiyet olsun. Sana harika bir haberim var. FRA yatırım şirketine başvuru yapmıştık ya. Olumlu sonuçlanmış. Onlar için yeni bir organizasyon departmanı açıyoruz yani. Yaptığım demek istedin galiba. Elif, o nasıl laf ya? Seni benim var Allah aşkına? Ya kusura bakma canım ya. Kafam o kadar karışık ki. Ya Elif, hadi ama. Sevinsene biraz ya. Ya bak ne güzel, yeniden tekrar çalışmaya başlayacağız. Hayırlı olsun. Nerede işe başlıyorsun? FRA yatırım şirketinde. Çalışabilirsin tabii ama bir şey unutuyorsun. Ne gibi? Ayazların gelini Arkan Holding dışında başka hiçbir yerde çalışamaz. Ben kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum Ümran Hanım. Daha önce de olduğu gibi. O yüzden canım nerede isterse orada çalışırım. Çalışırsın da Fırat'ın bundan haberi var mı? O asla onaylamaz böyle bir şey. Yanılıyorsunuz. Fırat'ın böyle bir şeye karışacağını düşünmüyorum ben. Fırat tanıdığını düşünüyorsun değil mi? Daha hiçbir şey bilmiyorsun ama. Bilerek yapıyor, boş ver. Konuşsun dursun. Bak işimizi bulduk, tekrar çalışmaya başlayacağız. Ya daha ne olsun Elif? Şimdi boş ver bunu, sonra konuşuruz. Dün akşam çok garip bir şey oldu. Ne oldu? Cemil Bey için doktor çağıralım dedim. Sanki ağız birliği yapmışlar gibi Fırat da Ümran Hanım da istemedi. Ne dediler peki, yani nasıl açıkladılar? Yeterince uğraştıklarını söylediler. Ya sanki vazgeçmiş gibiler. Elif, ben de düşündüm de... Belki en doğrusu Fırat'ı dinlemektir. Yani sen gerçekten inanıyor musun Fırat'ın böyle bir şey yapacağını? Ben inanmıyorum çünkü. Ya benim kalbim de böyle bir şeye inanmıyor. Ama ya duyduklarım? Kafamdaki soruların cevabını bulmak zorundayım, anlamıyor musun? Anlıyorum tabii, evet. Onlar ne derse desin. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sizin profesör bir akrabanız vardı. Hı, var. Versene bana numarasını. Tamam, olur. Sude. Sude. İyi misin sen? İyiyim. İyi görünmüyorsun ama. Ya iyiyim dedim ya. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım.
Elif, kendini bu kadar hırpalama, tamam mı? Bak aklım sende kalıyor sonra. Tamam, merak etme sen. Dikkatli git. Tamam. Görüşürüz. Sizi rahatsız ediyorsam, huzursuz ediyorsam özür dilerim Cemil Bey. Ama size ne olduğunu bilmem lazım. Ben Fırat'ı öyle seviyorum ki. Ama duyduklarımdan sonra efendim. Vallahi ölüp ölüp diriliyorsun Sude, maşallah sana. Ama ayağını denk alacaksın. Bundan sonra bir tane bile hata yapma hakkın yok. Anladın mı beni? Ve maalesef hayatında başına gelebilecek en kötü şey oldu. Artık düşmanın benim. Ümran Hanım. Merhaba. Ne haber canım? Nasıl geçti gün? İyi. Yemeği dışarıda yiyelim mi? Güneşli olsam daha iyi. Tamam, onu da alırız. Vallahi şahane olur ikiniz baş başa yemeğe çıksanız. Hem Elif'in yeni işini de kutlamış olursunuz. Benim bundan haberim yok. Hiç bilmediğimiz, duymadığımız bir şirkette çalışmaya başlıyormuş. İşlerim çok yoğundu bugün şirkette. Konuşmaya fırsatımız olmadı. Ben eve geldiğinde söyleyecektim. Ben üstümü değişeyim.
Ben işi sana söyleyecektim. Gelmeni bekledim. İş falan umurumda değil. Tek merak ettiğim bir şey. Neden bana bu kadar soğuksun? Niye bu kadar uzaksın? Aynı sebepten bu işi kabul ettin. Yoksa söylesene. Neden bizim şirket değil? Şirkette istifamı verdikten sonra bu konunun kapandığını düşünüyorum. Bir daha açmamıza gerek yok bence. Ben başka bir yerde çalışmanı istemiyorum. Ne demek başka bir yerde çalışmamı istemiyorsun? Fırat, ben bana aldığın evi kabul etmeyen, kirayı ödeyen, bir sürü borcum olmasına rağmen kendi ayaklarımın üzerine durmaya çalışan biriyim. Yani aynı Elif'im. Peki ya sen? Asıl ben seni tanıyamıyorum. Ümran Hanım dediğinde pek şaşırmıyor insan ama sen böyle söyleyince... Ben böyle bir şey söylemek istemedim ki. Sen beni dinlemiyorsun bile. Ben sadece... hep yanımda, yakınımda ol istiyorum. Hepsi bu. Bence yeterince yakınız. Kolay gelsin. Ben bakarım. Allah Allah. Kim ki bu saatte? Bilmiyorum ki. Hülya Bilgin. Benim. Bu size geldi. Şuraya imzalar mısınız? Kim göndermiş? İşle mi ilgili? İyi akşamlar. Alper göndermiş. Aa. Ne var ki içinde acaba? Bilmiyorum anne. Çık. Anne. Ay iyi, tamam. Aa, bir ajanda mı? Aman ne güzel. İnsan bir sorar. Yok yok. Çocukta da akıllı yok. Çok haklısın anne. Öyle düşünülmüş, özenilmiş bir şey değil. Alper'i ara. Sesini duymak istiyor. Alper'le buluş. Özlemiştir. Sana ihtiyacı var. Alper'le buluş. Çok beklersin. Alper'le kahve iç.
İyi tamam Fulya. Bu seni ilk gördüğüm gün. Sen beni daha görmedin. Çok güzel. Kim ki bu kız? Bu ilk konuştuğumuz gün. Adını öğrendim. Fulya. Bu çiftlikte kahve içtiğimiz gün. Ay Fulya duyamıyorum. Seninle kahveler daha lezzetli. Bugün ayağını burktun. Benim de canım acıdı. Bugün ilk kez gözlerime ilgiyle baktın. Gece uyuyamadım. Bugün seni ilk defa öptüm. Ama yanaktan. Yazıyor yani. Boş sayfaları beraber dolduralım. Ne oldu? Yayları gevşettin hemen. Alo. Minik hediyemi aldın mı? Aldım. Teşekkür ederim. O zaman takvime uyacaksın. Öyle mi? Yani öyle görünüyor. Seni göreceğim ilk gün için sabırsızlanıyorum. Ben de. İyi akşamlar sevgilim. İyi akşamlar. Ay ne var şu ajandanın içinde? Mısır piramitlerinin sırrı mı? İki dakikada muma çevirdi seni. Madem ısrar ediyorsun. Ben dedim. Bu çocukta iş var. Allah Allah. Az önce bunda akıl makıl yok diyordun. Ne oldu? Benle konuşa görüşe biraz akıl sahibi olmuş işte. Ha, öyle mi olmuş? Bak. Ay çok tatlı. İyi iş çıkardınız Sude Hanım. Teşekkür ediyorum. Bunu son kez yapıyorum. Bir daha istediğiniz hiçbir şey yapmayın. Alo. Alo. Allah kahretsin. Korkuttun mu? Yok, dalmışım öyle. Ne zamandan beridir seni korkutuyorum? Yok öyle bir şey. Söylediklerini düşündüm. İşle ilgili. Haklısın. Bu kadar baskı kurmamalıydım sana. Herhalde her saniye, her dakika yanında görmek istiyorum o yüzden. Böyle düşünmeye sevindim. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum çünkü. Neden bu kızgınlığın o zaman? Kızgın değilim. Sadece biraz yorgunum. Erken uyusam olur mu? Nasıl istersen. İyi geceler. İyi geceler. Var sende bir şey. Bana söylemediğin bir şey.
Dur bakalım ne. Elif Hanım'ın misafiri geldiler. Ömer Özel. Ömer Bey bir profesör. Fulya'nın uzaktan akrabası. Cemil Bey'i kontrol etsin diye çağırdım. Cemil Bey'i kontrol etsin diye çağırdım. Bu ne hadsizlik? Haber bile vermiyor. Benim lafımın hükmü yok mu? Elif, ne demek oluyor bu? Ya ne de demek Fırat? O iyi bir doktor, babanı muayene edecek, o kadar. Tamam da bunu biz de yapabilirdik ki yapıyoruz zaten, biliyorsun. Biliyorum, devamlı söylüyorsun. Hayır, benim anlamadığım ne sakıncası var bunun? Benden sakladığınız bir şey mi var? Ne saklaması, sen ne diyorsun ya? Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Ömer Bey, Fırat. Merhabalar. İzin verecek misin? Babanı görebiliriz, değil mi? Buyurun. Buyurun. Merhaba. Anne, Profesör Doktor Ömer Bey'le tanış. Kendisi babamı muayene edecek. Bu nasıl? Sonra anne. Buyurun Ömer Bey. Anne. Doktor muydu o? Ya babanla mı ilgili bir şey mi söyledi? Bir gelişme mi var? Bak işine götür çocuğu okula. Üf, anne ya. Geç kızım. Gel. Buyurun doktor bey. Kaç yıldır bu durumda? 5 seneden fazla süredir. Testleri düzenli olarak yapılıyor mu? Böyle durumlarda en korktuğumuz şey bir enfeksiyon gelişmesi. Gerçi ilk izlenimin babanızın durumunun gayet iyi olduğu yönünde. Biz açıkçası bütün tahlillerini yapıyoruz. Rutin tedavisi devam ediyor. Akciğer, karaciğer, enzimleri, idrar tahlili, bunların hepsini rutin şekilde yaptırıyoruz. Hatta fizyoterapist de geliyor. Evet. Güneş sayıkladığını duymuş. Belki de konuştu. Yani bu iyileşmeye belirtisi olabilir, değil mi? Olabilir. Ama çocuktan başka konuştuğunu ya da şöyle sorayım. Net bir ifadesini duyan var mı? Yok. Sayıklama, inleme, arada anlamsız sesler çıkarma, el kol refleksleri, bu gibi uzun süren komalarda rastlanan bir durum. Ama bu bir iyileşme olduğunu göstermez. Elif'ciğim ailemize yeni katıldı, değil mi? Aslında onu çok iyi anlıyorum, endişesini anlıyorum ama biz yıllardır babamıza o kadar iyi bakıyoruz ki. Ama yine de çok teşekkür ederim. İkinci bir görüş almak istedi. Biz de memnun olduk. Tekrar teşekkür ediyorum size. Ben sizi yolcu edeyim.
Çok teşekkürler Ömer Bey. Sizi buraya kadar yordum. Ne demek? Bir yerde yaşam varsa umut da vardır Elif Hanım. Umarım her şey beklediğiniz gibi olur. Fırat, doktor çağırmak ne demek? Bu ne hadsizlik? Ne demek olduğunu sana söyleyeyim. Size güvenmiyorum, sizin lafınıza itibar etmiyorum ve kafama göre böyle istediğimi yapıyorum demek. Sen kimsin ya bu evin içinde? Hadsiz. Senin bu böyle iyilik meleği ayaklarını yiyor muyum ben? Sen kimsin beni ihmalkarlıkla suçluyorsun bu evde? Kimsin sen? Arkasını dönüp gidiyor. Bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim. Sen bir sakin ol, ben konuşacağım onunla, tamam mı? Ümran Hanım, oturun isterseniz. Bırak sen de. Bu neydi şimdi Elif? Niye bu kadar rahatsız olduğunuzu anlayamadım ben. Ya bir doktorun daha görüşünü almış olduk işte. İyi de şık mı oldu sence? Sanki bize inanmıyormuşsun gibi. Siz de Güneş'e inanmadınız. Evet, hayal gücü geniş olabilir ama asla yalan söylemez. Baban iyileşse sevinmez misin? Sen ağzından çıkan şeyin farkında mısın? Tabii ki de sevinirim. O benim babam. Bak, başka bir şey söylemek istiyorsun. Artık yeter. Ne söyleyeceksen söyle. Bu telefona bakmam lazım. Efendim Fulya. Randevumuz netleşti canım. Yarın şirkete gidiyoruz. Tamam. Elif. Bir sorun mu var? Doktor geldi mi? Ay Elif, kötü bir şey mi oldu? Elif. Elif, duyuyor musun beni? Alo, Elif. Fulya, burada her şey karıştı. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Fırat. Elif, ne oluyor? Fulya, kapatmam lazım. Alo. Fırat. Fırat. Fırat, gözünde. İmran. Beni it. Fırat, yüzünde. Beni itti. Fırat, itti beni. Fırat'ın yüzünden. Emrah. İtti. Beni. Fırat. İmran.
İbrahim. İbrahim. İtti beni. İbrahim. İtti beni. Müfeş Hanım, Fırat nerede? Evet, şimdi çıktı. Fırat! Buna inanmamıştı. Elif, ne diyorsun? Neye inanmadın? Baban. Baban konuştu Fırat. Konuştu. İmran. Bitti. Sus. Sus. Niye burada uslu uslu yatırmıyorsun ha? Elif duydu değil mi söylediklerini? Konuştu, kulaklarımla duydum. Sen ciddi misin? Ne dedi peki? Nasıl konuştu yani? Sayıkladı mı yine? Ha? Sayıkladı mı? Bir şeyler mi sayıkladı? Hayır. Kendi kulaklarını duymalısın. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara.